Bugün İstanbulluların eğlence merkezi olarak gördükleri Akaretler'in Osmanlı Devleti'nin ilk toplu konut projesi olduğunu biliyor muydunuz? Akaretleri önemli ve özel kılan aslında muhtemelen birçoğumuzun bilmediği bu özelliğidir. Peki bu konunun Galata Meşhur'da ne işi var? Şöyle diyebiliriz. Tarihte bugünkünden farklı bir amaçla yapılmış ve bir ilk olma özelliği taşıyan bu yeri sadece eğlence ve sanat merkezi olarak görmek de bize kalırsa bir Galata Meşhur'dur. Beşiktaş'ın ortasında bambaşka bir dünya burası. Yokuşunu tırmandığınızda geçmişi 19. yüzyıla uzanan muhteşem binalar görürsünüz. 1875 yılında Sultan Abdülaziz döneminde sarayda çalışanların ikamet etmesi için yapıldı bu sıra evler. Bugünkü lojman mantığı diyebiliriz. Bu yapıların bir kısmı da kiraya veriliyordu. Buradaki amaç ise Aziziye Camii'ne gelir sağlamaktı. Zaten kelimenin anlamına baktığımızda akaret kelimesi gelir getiren mülk demektir. Akaretler zamanında tanıdık isimlere de ev sahipliği yapmıştı. Mesela Balkan Savaşları esnasında Mustafa Kemal, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule İstanbul'a göç ederek 1912-1918 yılları arasında akaretlerde yaşadılar. Ünlü saray ressamı Fausto Zonaro da burada yaşamıştı. İşte akaretlerin kısa hikayesi bu. Artık burayı sadece bir eğlence merkezi olarak değil, bir ilk olma özelliğine sahip, tarihi dokusu olan bir yer olarak aklımızda tutalım.